Ermeni ile ilgili alınan karar öyle alelade bir şey değil ya. Yani yok hükmünde öyle bir konu yok. Adamlar onun hazırlığını yapıyorlar. Bak ben önden uyarıyorum. Şimdi Amerika'ya, İngiltere'ye aynı kararlar çıkartılacaklar arkadan. Sonra diyecekler ki Ağrı, Kars falan daha yeni bizden alınmıştı. Rica edelim hani mümkünse iade edin. Mahkeme kararı çıkarabilirler. Yani var ya onların kendine has kafalar. Onun için böyle şeylerde reaksiyon çok şiddetli olması lazım. Çok güçlü reaksiyon olması lazım. Yani bundan bir şey çıkmaz değil. Fransa'ya karşı olabilecek bütün eylem çeşitlerinin tamamının yapılması lazım. Tabii demokratik eylemler. Yani bağırma çağırma değil. Ondan bir şey çıkmaz. Ondan bir şey çıkmaz. Daha ziyade ticari yaptırımlar bunaltır. Yani öyle hizaya gelirler. O olabilir. Uluslararası işte ekonomik ambargo tarzında. Mesela Türk devletlerinin de ambargo koyması, İslam ülkelerinin ambargo koyması olabilir. Çünkü İslam ülkeleri birleşip Fransa'ya ambargo koysalar, Fransa bir hafta ayakta kalamaz. Tabii. Ekonomik krize girip çöker. Yani devlet ayakta kalamaz, bir hafta ayakta kalamaz. Yani müthiş bir kıtlık, müthiş bir ekonomik krizi olur, mahvolur Fransa. Yani darmakeşe ama bütün tesisleri yarı kapanır. İşte onun için diyoruz İttihat-ı İslam'ı yapın diye. Bak İttihat-ı İslam'ın faydası da bu olur. Mesela Türkiye'ye böyle bir şey oldu mu adamlar bir araya gelirler. Derler ki ya sen ne yaptın? Bu kararı geri al. Düzelt. Düzeltmiyoruz. Tamam o zaman biz de ekonomik ambargo uyguluyoruz. Bak fazla değil, bir ay değil. Bir hafta dayanamazlar. Feci şekilde çökerler yani. Dümdüz olarak. İslam ülkelerinin birleşmesi gerekiyor. Türk ülkelerinin birleşmesi gerekiyor. Bunun uzatılması doğru değil. Bir kere bu birleşme önce kalplerde olacak. Kalplerde olması için eğitim gerekir. Teşvik gerekir. Nefretin durdurulması gerekir. İslam ülkelerine karşı sempati ve sevgi politikası izlemesi lazım. Yani yoğun bir sevgi propagandası yapılması lazım. Türk ülkelerine karşı da kimse tanımıyor Kazakistan'ı. Yani Türk devleti orası. Yani bizim yerimiz, kendi yerimiz. Kendi vatanını bilmiyor birçok insan. Özbekistan nerede bilmez birçok insan. Kırgızistan nerede olur? Kendi memleket halbuki. Tacikistan, Yakutistan, Yakut Türkleri nerede? Çoğu kimsen bilmez. Bir kere kendi vatanımızı bir tanıyalım. Kendi kardeşlerimizi bir tanıyalım. Değil mi? Tabii. İnternetten bağlantı olsun, başka yerden bağlantı olsun. Görüşüp konuşalım. Bu coşkuyu bütün gençlere enjekte etmek gerekiyor. Mesela her gencin Facebook'unda Türkistan Birliği'ni istiyorum yazması gerekir. Hepsinde. Tabii. Mutlaka illaki var ya onların işte sayfası mıdır bilmem nesi midir şey ya. Orada bir yerde ben Türkistan Birliği'ni istiyorum diye bir yazı. Adam bakacak orada var, orada var, orada var. Ne, anladın mı? Tamamdır. Mesela şeyde Mısır'da dediler hükümeti değiştireceğiz. Bir bağırıp çağırdılar, hükümet değişti. Demek ki halk istediğinde istediğini yaptırıyor. Bağırın yine Türkistan Birliği'ni istiyoruz deyin. Hemen yaparlar. Yine öyle toplanın Tahrir Meydanı'nda. Bu sefer de desin Türkistan Birliği'ni istiyoruz. Yer yerinden oynar. Dediler ki sırf hükümetin değişmesini istiyoruz. Buyur dediler. Yani ne oldu dediler. Hiç dedi onlar. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Bu hükümet de gitsin diyor mesela. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmez. İttihat-ı İslam olmadıktan sonra ferahlık gelmez. Bir türlü beladan kurtulamayız. Bak Fransa çıktı bir kabadayılık yaptı. Oradaki
Büyükelçi herhalde. Eli ayağı boşalmış. Gördüm televizyonda. Allah razı olsun tabii. Sevgisinden yapıyor, vatan millet sevgisinden. Ama çaresizlik anlaşılıyor yüzünde. Müthiş öfkelenmiş. Halbuki öfkelenmeye gerek yok. Böyle samimi, candan bir tebessümle Fransız büyükelçisini çağırırsın. Otur koçum şöyle falan dersin. Size 12 saat müsaade. Eğer 12 saatte bu kararı kaldırmazsanız bütün İslam ülkeleri olarak, Türk devletleri olarak hepimiz bütün ticari ilişkileri kesiyoruz. Mal varlığınıza da el koyuyoruz derler. Buyurun. Mahvolur yani. Evet. Tarih olur Fransa. Tabii. Bir de Ermenistan konusu değil mi? Yani ne yaparsın İslam Birliği içerisinde? Sınırları kapılara açarsın Ermenistan'ın. Gider kucaklarsın. Hükümet üyelerine beraber kol kola resim çektirirsiniz. Nerenin soykırımı lan dersin? Nerede bu yani? O zaman otomatik fes olmuş olur. Değil mi? Ermeni çocuklarla falan beraber, gençlerle beraber şarkı türkü söylersin, sohbet edersin. Konu biter. Ama bu yöntemden kardeşim ben söyleyeyim. Türkistan Birliği olmazsa Kars, Ardahan falan hepsini alırlar. Yani bu yok hükmün dediğim bir konu yok. Var. İngiltere, Amerika'da da çıkarsa bu kanun, olay bitti. Uluslararası mahkemeye olayı taşırlar. Topraklarımız işgal edildi. Bize tazminat ödesinler derler. Mesela ne bileyim 100 milyon dolar yahut mesela 500 milyon dolar tazminat. Bir de Kars ve Ardahan'ı istiyoruz. Bize ait yerler derler. Ne diyeceksin? Savaş mı yapacaksın? Yarın savaşalım der o zaman. Ha böyle bir durum var. Onun için Türkistan Birliği öyle bekletilecek bir konu değil. İttihat-ı İslam bekletilecek bir konu değil. Mehdiyet bekletilecek bir konu değil. Sonra yani vay yandım olmasın. Başından söylüyorum. Evet.